Merhaba arkadaşlar, Yusufcan Güngör adlı arkadaşımız 150 NK için, CF Moto 150 NK için 4-5 bin lira arası bir ekipman, giyim tavsiyesi verebilir misin demiş. Evet, verebiliriz. Bu yeni gelen kaslardan önerebilirim. Nex'in bu modelleri Nex X Wet diye geçiyor. Bunları daha önceden tanıtmıştık. Bu kombinle beraber tekrar tanıtmak istedim. Özelliklerini zaten hani Nexvet yazınca bizim kanalımızda çıkıyor. Ben sadece kafama giyimi göstereyim ve kısaca üstünden geçeyim. Sol bacağı takmam lazım. Evet, şöyle şöyle bir yapısı ve görüntüsü var. Şöyle bir şey, WD bir bağlantısı var, güvenli bir bağlantı çeşittir. Çenenizi yırtmasın diye de altı özellikle şöyle destekli yapılmış, geniş bakış açısı var. Bir tane tereyi var, güneş vizörü var. Şurada üstten açılıp kapanıyor. Ece 2205 sertifikasına sahip. Havalandırma kanalları gayet çok, arka çıkış kanalları çok. Rüzgar direncine göre sizin kafanızın sarsılmasını engelleyecek çıkıntıları var alt tarafında. Ön tarafında hava kanalı var ve iç tarafında özel hava giriş ve buğulanmasını, camınızın buğulanmasını engelleyecek gibi yapılmış iç hava kanallarına sahip. Geniş bakış açısı olduğunu söyledik. İçindeki petleri de çıkartıp yıkanabiliyor ve şuradan kaza sonrasında kafanızdan rahat çıkmasını sağlayacak kırmızı şekilde yapılmış çekme halkaları var. Bu kask birinci önerimdi. İkinci bir kask daha önereceğim. X-Lite modeli. X-Lite modelin benim gerçekten hoşuma giden bir model. Neden diyeceksiniz? Bu Nolan firmasının ürettiği bir model. Aynı zamanda hani bu da aynen geniş bakış açısına sahip. Ön tarafında çıkış, hava giriş kanalı var, yanlarında hava giriş kanalları var, içinde hava çıkış kanalları var, arkasında hava çıkış kanalları var, rahatlıkla hani pin lock takmak için yerleri var, şurada pinleri var ve bunun gramajı 1390 gram, hani bu 1650 gramdı, 1390 gramlık bir tane kasta alabilirsin. İç petleri rahatlıkla çıkıyor, bu da WD bir bağlantıya sahip. Ve gerçekten hoş, hem çene pedi hem burunluğu olan, burun da hani burunluğu ve çene pedi olan bir kask. Bu da olabilir. Üstüme giydiğim bu mont, adını hemen söyleyeyim. Outback 2'ye geçiyor, 4 mevsim bir monttur. Bu 4 mevsim montun bir özelliği de şu kısımlarında şöyle fermuarların olması ve hava kanallarının olmasıdır. Şöyle cepleri var, aynı zamanda hani içinde özel bir eşyanız varsa, hani işte cüzdanınız şu filan varsa, aşırı yağmurlarda da, hani yağmurun derecesine göre değişecektir tabi, ama aşırı yağmurlarda da onların ıslanmasını engelleyecektir. İçinde çift astarı var. Bu çift astar sizin gerçekten kışın daha rahat sürmenizi sağlayacaktır. İsterseniz bunları çıkartabilirsiniz. Yazında ferah bir sürüş yapabilirsiniz. Kolları şöyle cırt cırtlı ve çift taraflı fermuarlı. İsterseniz hani fermuarı üstten açtığınız zaman böyle bir file dokusu da var. Ve kol içlerinde özellikle ayarlama yerleri var. Şöyle çift cırtlı. Kolları ve dirsekleri, omuzları ve dirsekleri özel korumalara sahip. Sırtında bir korumayla geldi. Bu Revit kendisi hani bu montu sırt korumasıyla beraber göndermiyor. Onu sizin almanız gerekiyor. Arka tarafında sırt korumasını takabileceğiniz yeri var. İç tarafında bol bol cebi var. Ve astarları da şuralarından çıkıyor. Boynu çıt çıtlı. Aynı zamanda tamamen boynuna kadar kapatabiliyorsunuz. Şu yan cepleri var. Yan cepleri de su geçirmez, kısmen su geçirmez olarak yapılmış. Şu kısımlarda, şu iç kısımlarda diğer hani pantolonun, pardon, iç kısımda da şöyle hani lastikli bir yeri var. Bu lastikli yeri çekerek belinize oturmasını sağlayabilirsiniz. Şurada bir tane eldiven tanıtacağım. Speedy Northers H2Out diye geçiyor. Bu özellikle hani kış sürüşleri için yapılmış. İç tarafı gerçekten korumalı bir model.
Aynı zamanda bilek koruması var, deri kısımları var, parmak hassasiyeti var, yumruk korumaları var, kuyruk mekanizmaları var, özel korumalara sahip Enduro için gerçekten iyi. Bunların hepsinin fiyatlarını açıklama kısmında yazacağım. Hepinize iyi sürüşler.